Merhaba arkadaşlar, e, 2018 yılı sınav yayınları AYT denemesi ikincisiyle ile beraberiz. E, biyoloji sorularına bakacak olursak 28. sorumuzla başlıyoruz. ATP molekülü ile ilgili olarak aşağıda verilen açıklamalardan hangisi doğru değildir diye sorulmuş. A şıkkı hücreden hücreye transfer edilmez diyor. Evet, her hücre kendi ATP'sini kendi içinde üretmek, sonunlu üretmek zorundadır ve o ATP'sini kullanır. Başka bir hücreye kesinlikle transfer söz konusu değildir arkadaşlar. Doğru bir ifade olmuş oluyor. Dehidrasyonu yani ATP sentezi de bir dehidrasyondur. Açığa su çıkaran bir reaksiyondur arkadaşlar. Endergonik yani enerji alan bir tepkimedir. Biz solunum sonucunda örneğin glikozumuzu parçaladığımız zaman oksijenli solunum sonucunda yaklaşık 100 tane ATP'nin depolanması için gereken ısıyı üretmiş oluyoruz. Bu ısının %60'ı e, vücudumuzu ısıtırken %40'lık kısmı ise kısa süreli olarak ATP şeklinde depolanabiliyor. Dolayısıyla ATP'nin sentezi dehidrasyonu enerji alan yani oradaki ısıyı alıp ATP şeklinde kısa süreli olarak depolayan bir e, birimdir. Enerji birimidir ATP. Dolayısıyla endragonik olduğunu yine söyleyebiliriz. ATP sentezini sağlayan enzim hücre dışında çalışabilir demiş arkadaşlar. Hiçbir zaman ATP'nin üretimi hücrenin dışında gerçekleştirilememiştir arkadaşlar. Sadece hücre içerisinde enzimlerle e, enerji veren moleküllerin parçalanmasıyla ATP sentezi gerçekleşir hiçbir deneysel ortamda ATP sentezi gerçekleştirilememiştir. Bunun dışında bağırsağımızda, midemizde arkadaşlar besinler sindirilirken vücut sıcaklığımızın vermiş olduğu enerjiyle ne yapılıyor? Hidroliz reaksiyonları gerçekleştirilebiliyor. Yine burada ATP enerjisi kullanılmamış oluyor. Dolayısıyla çalışabilir ifadesi yanlış bir ifade. Hücrelerde depo edilemiyor ATP. Evet. Yapısında iki yüksek enerjili bağ vardır şöyle yapısını çizecek olursak kısaca bir adeninden 5 karbonlu riboz şekerinden ve 3 tane bakın fosfattan meydana geliyor ATP'miz. Şu gördüğünüz 1 2 tane bağımız arkadaşlar yüksek enerjili fosfat bağlarıdır. Dolayısıyla bu da doğru bir seçenek olmuş oluyor. Bundan dolayı cevabımız Ceyhan oldu. 29. sorumuza bakacak olursak hangisi ökaryot hücre zarının özelliği değildir diye sormuş arkadaşlar. Başka hücrelerle iletişim kurma. Evet benzer olan hücreler glikoprotein tabakalarıyla birbirlerini tanıyarak benzer dokuları oluşturuyorlar. Ve iletişim halindedirler. Madde alışverişini düzenleme zaten zarın özellikleri arasında yer alıyor. Ee, zarın amacılarından bir tanesi de budur arkadaşlar. Seçici geçirgen özellik gösterme glikoprotein ve glikolipid tabakaları beraberce bu özelliği ortaya çıkartıyorlar. Yabancı antijenlerin yani proteinlerin, proteinsel olan düşmanları tanıma veya yabancı cisimleri tanıma yine zarın glikoprotein tabakası sayesinde gerçekleşen bir olgudur. Fakat hiçbir zaman hücre zarının üzerinde arkadaşlar ribozom bulunmadığı için protein sentezleme gerçekleştiremez. Protein sentezi ribozom içerisinde meydana geldiği için sitoplazmada serbest halde bulunan ribozomlar içerisinde veya endoplazmik adikulum üzerinde bulunan ribozomlar üzerinde veya çekirdeğin dış zarındaki bakın ribozomlar üzerinde veya plastitlerde ve mitokondri organellerimizde DNA, RNA ve ribozom olduğu için orada bakın protein sentezi gerçekleşebilir. Dolayısıyla cevabımız edirne olmalı diyoruz. 30. sorumuza bakacak olursak hangisi biyoteknolojik çalışma ile sağlanmaz demiş arkadaşlar. Şimdi biyoteknolojinin kapsamı içerisinde gen teknolojisi diye geçen bu teknolojide biz hedef genimizi seçip onu bakterilere enjekte edip arkadaşlar istediğimiz proteini ne yapıyoruz onlara ürettiriyoruz. Bu insülin hormonu da bakın olabilir. Yerine göre tek hücre proteini de bakın olabilir. Interferon virüslere karşı vücudumuzun üretmiş olduğu antimikrobiyal mikrop sav, ıı, savar gibi olan proteinsel yapılardır bakın bu da olabilir. Böcek ilacına dayanıklı bitki üretimi bakın yine bu da gen yapısı değiştirilmiş. Böcek ilacına bakın daha dayanıklı hale getirilmiş. Ee, yine genlerle ilgili bakın olduğu için tek, tö, biyoteknoloji kapsamına girebilir. Fakat lenfosit üretimi arkadaşlar insan vücudunda lenfosit üretimi, aküvar üretimi, lenfositler, lenfoid organlarda, lenf düğümlerinde bakın meydana getirilir. Dolayısıyla burada herhangi bir teknolojiye gerek yoktur arkadaşlar. 31. sorumuza bakacak olursak bir hücredeki nükleik asitlerin tümü yani DNA ve RNA'ların tamamı hidroliz edildiğinde yani en küçük yapı taşına suyla parçalandığında hangisinin sayısındaki artış en fazla olarak ortaya çıkar diye sorulmuş. Şimdi DNA ve RNA'da ortak olan bir şey arayacağız çünkü her ikisinde ol, olmalı ki açığa en fazla o çıksın. Deoksiriboz şekeri sadece DNA'ya ait arkadaşlar. Riboz şekeri sadece RNA'ya ait olduğu için kabul edemeyiz. Adenin nükleotit derken sadece DNA ve RNA'da bulunan adenin nükleotitleri kastediyor. E bunun guvanini var, sitozini var, timini var arkadaşlar. Dolayısıyla dörtte birini düşünebilirsiniz. RNA'da bakın bu sayıda e, dahil etsek bile yine az olmuş oluyor. Guanin de bakın aynı şekilde adenin guanin bakın dörtte bir oranda bakın en fazla bulunabilir. Dolayısıyla her nükleotitte bulunan fosfatımız ister DNA olsun ister RNA olsun tüm nükleotitlerde mecburen bir fosfat molekülü bulunacağından dolayı her ikisi hidroliz edildiğinde en fazla gözümüze çarpan bizim fosfat grubu ortak grup olur arkadaşlar. 32. sorumuza bakacak olursak nişasta yağ ve protein sentezinin yapıldığı bir hücrede 1, 2, 3, 4 özelliklerinden hangidenin bilinmesi ile sentezlenen molekül çeşidi belirlenebilir? Monomerler arasında kurulan bağ çeşidi. Evet e, hangi bağ varsa işte nişasta ise glikozit bağı, yağ ise ester bağı, protein ise peptit bağı ile biz hangi besinin sentezinin yapıldığını buradan ...ortaya çıkartabiliriz arkadaşlar. Karbon kullanımı... ...bunların hepsi organik besin olduğuna göre... ...karbon illaki kullanılacak bakın. Enzimsiz zaten hiçbir sentez reaksiyonu gerçekleşmez. Tüm dehidrasyonlar... ...enzimlerle olduğu gibi... ...hidroliz reaksiyonları da bakın... ...enzimlerle gerçekleşir. Dolayısıyla enzim etkinliği... ...her yerde ortaktır. ATP kullanımı tüm sentez reaksiyonlarında... ...ATP kullanımı ol olacağı için... ...yine bir ayrım söz konusu olamaz... Bundan dolayı nişasta yağ ve proteinin hangisi olduğunu anlamamızı sağlayan sadece buradaki bağ çeşitimiz olmuş olur arkadaşlar. 30. sorumuza bakacak olursak hücre zarının yapısında bulunan 1-2-3 moleküllerinin zar yapısına katılma oranlarının çoktan aza doğru sıralanışı sorulmuş arkadaşlar. Bu üç besinimiz zarımızda glikoprotein, glikolipit, lipoprotein, fosfolipit şeklinde bakın bulunmakta idi. Dolayısıyla bunlardan en az olan %5 oranında karbonhidratlar, en fazla olan %60 ile protein, geriye kalan %35 ise arkadaşlar yağ kısmını oluşturmakta. Dolayısıyla en çoktan aza doğru dediği için 2, 3, 1 olacak olan Ceyhan şıkkı doğuracağımız olmuş oluyor. 34. sorumuza bakacak olursak enzimlerle ilgili verilen aşağıdaki özelliklerin hangisi tüm canlılarda ortaktır diye sorulmuş. Golgi organellerinde üretilme. Şimdi tüm canlılar arkadaşlar prokaryotlar da giriyor. Bu tip bakın sorularda hemen aklımıza tüm canlı dediği zaman bakteriler bakın prokaryotlara giren bakterileri getirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bakterilerde yani tüm prokaryotlarda sadece ribozom organeli bulunduğu için bunlar da enzim üretilse bile Golgi organeliğine üretilmeyeceği kesindir arkadaşlar. Tepkime sonunda değişmeden çıkma. Evet bütün canlılarda enzimler e, tepkimeye girdikleri gibi aynen geri çıkarlar. Onun için cevabımız Bursa olmalı. Diğerlerine bakalım isterseniz. Yapısında sadece protein bulundurma. Hayır. Basit enzimlerde sadece protein vardı. Bileşik enzimlerde proteini ek olarak koenzim, vitamin, kofaktör, mineral madde kısımları bulunabilmekte sadece hidroliz tepkimelerinde etkili olma. Vücudumuzda sadece hidroliz tepkimesi olmuyor ki dehidrasyonlarımız, başka türlü her türlü sentez reaksiyonlarımız, başka türlü e, dönüşüm reaksiyonlarımız bakın her şeyde arkadaşlar biz enzimleri kullanmaktayız. Sadece koenzimlerle çalışma, ekofaktörle çalışanlar da vardı. Sadece apoenzim kısmı olan yani basit enzim olanlar, proteinsel kısımlarla çalışanlar vardı. Dolayısıyla Tüm canlılardan ortak olan enzimlerin tekime sonundan değişmeden çıkma özelliği olması gerekmekte. 35. sorumuza bakacak olursak. Melez DNA'ya sahip bir bakteri önce ağır yani 15'li daha sonra hafif yani 14'lü ortamda birer kez eşlenirse oluşan DNA'ların oranları nasıl olur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi melez DNA ile başladığımız için... İşlem yapalım. Kısa yoldan yapmaya çalışmayalım. Kafamız karışmasın. Belezimizin bir zinciri 14 bir zinciri 15 demektir arkadaşlar. Bunu önce biz ağır ortamda yani 15'li ortamda bir defa eşleyelim. Zincirleri ayırıyoruz. Karşılıklı bakın. Karşılarına ortam 15 olduğu için artık yeni azotlar 15'li olarak gelmeli. Daha sonra hafif ortama alıyoruz. Bunları bir daha bölelim. Oluşan iki tane DNA'mızı 14 15 bakın zincirleri ayırıyoruz ilk önce birbirinden. Sonra karşısına artık ortam 14 olduğu için yeni zincirler 14'lü olarak gelmeli. E, bu şekilde oluşan DNA'ların oranları sorulmuş. Bakın 1 2 3 tane melez, bir tane hafif. Yani %75 melez, %25 hafif arkadaşlar. Adana'da olduğu gibi olmuş oluyor. 36. sorumuza Bakacak olursak çok hücreli heterotrof canlılar maddelerinden hangilerini dışarıdan alamazlar diye sorulmuş. Şimdi proteinleri heterotrof canlılar et olarak veya proteinsel baklagiller olarak veya mantar olarak bakın tüketebilir arkadaşlar. Dolayısıyla biz proteini dışarıdan alabiliyoruz. Fakat kendi sindirim sistemimizde bunları asitlere parçalayıp dönüştürüp sindirip daha sonra Amnest olarak alıp kendi içimizde kendi yapımıza uygun proteine dönüştürüyoruz. Dolayısıyla dışarıdan biz protein alabiliriz. E, fosfat inorganik fosfat olarak e, ham madde olarak e, mineral madde olarak düşündüğümüz zaman bütün canlılar sadece heterotroflar iyi bakın bunları hazır olarak alma durumunda. Fakat ATP'sinin bütün canlılar kendi hücre içerisinde ATP'sini üretmek zorunda. Hiçbir canlı ATP'sini dışarıdan bitki bile olsa, ototrof bile olsa arkadaşlar alamaz. Dolayısıyla dışarıdan anlamayacak olan tek şey burada ATP'dir diyoruz. 37. sorumuza bakacak olursak protein sentezinin yoğun olarak gerçekleştiği bir hücrede yukarıda verilenlerden hangilerinin miktarının azalması beklenmez. Şimdi protein sentezinde arkadaşlar amino asitlerimiz kendi aralarında birleşiyorlardı. Bir, 2, 3 en tanesi bakın birleşsin. Peptit bağları kurarak birleşip arkadaşlar protein ile n bir tane suya dönüşüyorlar idi. Dolayısıyla amino asit bakın organik asittir arkadaşlar. Bulunduğu ortamın asitliğini artırır. pH'i ne yapar o zaman? Düşürür. Eğer bunlar birleşip kendi arasında protein oluyorlarsa ortamın asitliği azalır. Bu da pH'in normasını ortaya çıkartır arkadaşlar. Yükselmesi demektir. Çünkü pH 7'den büyük ise artık bazikliğe kaymış demektir. Bize neyi sormuş? Miktarının azalması beklenmez diye sorulmuş arkadaşlar. pH'in miktarı artmaz. Tam tersi artar. O zaman ee, azalması beklenmezinden kastımız artar olacaktı. pH artar mı? Artar arkadaşlar. Serbest urasil nükleotidi ne yapar? Azalır mı? Evet azalır. Çünkü protein sentezinde DNA'dan RNA, mRNA, tRNA, rRNA oluşturulur. Orada görev alacaklarından dolayı urasilli nükleotit sayısında azalma gözlemlenir. O zaman azalması beklenir arkadaşlar. ATP harcanmayan, enerji harcanmayan hiçbir sentez reaksiyonu yoktur. Tüm dehidrasyonlarda enerji harcanır. Dolayısıyla bu da bakın yine sayısında azalma beklenir arkadaşlar. Ozmotik basınç emme kuvvetiyle doğru orantılı olduğu için bir ortamda eğer su oluşuyorsa o ortamın yoğunluğu azalır. Yoğunluk azalmasına bağlı olarak ozmotik basınç da arkadaşlar azalır. Dolayısıyla bunun da azalması beklenir. Beklenmeyen sadece pH'tır yükseldiği için arkadaşlar. 38. sorumuza bakacak olursak yukarıda verilen reaksiyonlardan hangisi tüm canlılarda görülür diye bir sorumuz var. Karbondioksit suyla birleşmiş ışık klorofil yardımıyla bakın besin oluşturulmuş. Yani fotosentezden bahsediyor. E, tüm canlılar fotosentez yapar mı? E, yapmaz mesela biz yapmayız arkadaşlar. Demek ki tüm canlılarda bu görülmüyor. Polimer suyla parçalanmış monomere dönüşmüş arkadaşlar. Sindirimden bahsediliyor. E, sindirim tüm canlılarda görülür mü? E, hani parazit canlılarımız var. Parazit canlılarımız kendi vücutlarında belki bunları e, ...hücrelerinde değil de e, vücut e, sindirim sistemlerinde parçalama gereği duymuyorlar. Monomerle hazır besleniyorlar. Fakat her canlı hücre kendi içinde arkadaşlar polimerlerini depolar. E, kendi yapısına uygun olarak. Mesela glikojen olabilir, bu nişasta olabilir, yağ olabilir, protein olabilir. Bu şekilde bakın depolar ve bunları ihtiyaç halinde tekrar monomere dönüştürür. Dolayısıyla bütün canlılarda görülenin bu olması lazım... Diğerlerine de bakalım. içimiz rahat olsun. Bütün açıklara bakmadan cevap vermeyelim. Garantilemiş olalım sorumuzu. Bakın besin oksijenle parçalanmış. Şimdi oksijenli solunum sadece bazı canlılar yapabiliyor. Bütün canlıların ben oksijenli solunum yaptığını iddia edemem. Bazı ilkel yapılı prokaryotik canlılar e, sadece hayat boyu fermentasyonla hayatlarını idame ettirebilirler. E, laktik asit fermentasyonu etil alkolü yapanlar var. E, sadece oksijenli solunum yapanlar var bakterilere bakın yine düşünebiliriz bu konuda. Çünkü her türlü bakterimiz söz konusu. Dolayısıyla yine tüm canlılarla görülür ifadesi yanlış olmuş olur. Karbondioksit suyla H2S bakın birleştirilmiş. Işık klorofil yardımıyla yine besin oluşturulmuş. Bakın burada H2S, H2O, H2S olmuş. Yani bazı bakteriler bu şekilde bakın fotosentezlerini gerçekleştirebiliyorlar. Yine tüm canlılar kapsamına girmez arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız biz önce belirlemiş olduğumuz Bursa'dır diyoruz. 39. sorumuza bakacak olursak tüpler verilmiş, içerisine ilk iki tüpün 100 mililitre protein sindiren enzim konulmuş, 3 ve 4 numaralı no. tüplere ise 100 mililitre arkadaşlar H2O2 yani hidrojen peroksit bileşiği konulmuş sıvı halde. İçlerine de bakın bunların 50 gram parça yumurta, 50 gram doğranmış yumurta konulmuş, 3 ve 4'ün içerisine ise 50 şer gram yine birine parça ciğer, birine de doğranmış karaciğer ilave edilmiş. Yukarıda verilen deney tüplerine belirtilen maddeler eklenip tepkimeler tamamlanana kadar optimum yani en uygun koşullarda beklenmiş. 2 ve 4. tüplerdeki tepkimelerin daha kısa sürede tamamlandığı gözlenmiş. Yani şununla şunun bakın süresi daha kısa sürede tepkime bitmiş. Buna göre 1-2-3 ifadelerinin hangileri doğrudur diye sormuş arkadaşlar ve Dipnot olarak da bakın şöyle bir bilgimiz var. H2O2 hidrojen peroksit karaciğerde bulunan katalaz enzimi ile suya ve oksijene parçalanıyor. Yani burada arkadaşlar bakın dikkat edeceğimiz husus şu. Burada karaciğerimiz bizim arkadaşlar katalaz enzimini bulunduran bakın bir enzim niteliğindedir. Substrat değildir. Burada substrat arkadaşlar H2O2'dir. Arkadaşların çoğu hep bu tepkimede bu olayı karıştırırlar. Ama H2O2'yi görünce aklımıza hemen substrat H2O2 eğer bir deneysel ortamda ciğer varsa bu şekilde arkadaşlar bunun mutlaka enzim olduğunu düşünmemiz gerekmekte bu tip sorularda. Ha şöyle olabilir e, ciğer koyarlar üzerine protein sindiren bu şekilde enzim koyarlarsa bu sefer de ciğerimiz substrat konumuna e, gelmiş olur arkadaşlar. Fakat H2O2 soruları varsa içeride geçiyorsa böyle bir bilgimiz H2O2'yi gördüğümüz her yerde aklımıza ha burada bir oyun var. Karaciğer enzim H2O2 substrat e, düşüncesi gelmeli arkadaşlar. Dolayısıyla burada e, şu gördüğümüz ikinci tüpte substrat yüzeyleri geniş olduğu için birinci tüpe göre reaksiyon daha hızlı gerçekleşmiştir. Fakat burada ise tam tersi bakın substratlar 100 mililitre aynı miktarda sıvısal olan e, artıklardır H2O2'ler arkadaşlar. Burada ise bakın enzim yüzeyi genişlemiş. Bakın burada parça ciğer var. Burada doğranmış karaciğer var. Burada enzim yüzeyinden dolayı reaksiyon daha hızlı gerçekleşmiştir. Dolayısıyla birinci öncülümüze bakıyoruz. 2 ve 4. tüpte tepkime hızının fazla olma sebebi substrat yüzeyinin fazla olmasıdır. Genellemesi yapamıyoruz. Burada geçerli olan substrat yüzeyi bakın burada geçerli olmamış arkadaşlar. Dolayısıyla e, substrat yüzeyinin fazla olması ortak olmadığı için bunu doğru sayamayacağız. 3 ve 4. tüpte oksijen çıkışı olur. Evet reaksiyon bakın gerçekleşmiş. Reaksiyon gerçekleşmemiş deseydi. Veya burada 50 gram kaynamış parça karaciğer deseydi. Reaksiyon bakın ne yapmayabilirdi bu sefer? Enzimler inhibi olacağı için gerçekleşmeyebilirdi. Dolayısıyla reaksiyon gerçekleştiğine göre tüp, tüplerde oksijen çıkışı olabilir. Ama hangi tüplerde? 3 ve 4'te. Çünkü sadece H2O2 parçalandığı zaman oksijen çıkışı gerçekleşir. Suya ve oksijene parçalar. Karaciğerdeki katalaz enzimi bu, bu bileşiğimiz H2O2'miz arkadaşlar. Burada ise ne olur? Sadece e, yumurtadaki proteinler asitlere dönüştürülmüş olur. Dolayısıyla bunu da doğru olarak kabul edebiliriz. Biri bakın yanlış kabul etmiş. İkincisi doğru çıkmış oldu. Üçüncüsü birinci ve ikinci tüpte tekme sonunda pH düşer. Şimdi pH ne zaman düşer? Asidik bir ortam oluşunca düşer. Peki proteinlerin yapı taşları neydi arkadaşlar? Amino asit idi. Dolayısıyla asitlik artar bu ortamda. pH da 7'den aşağıya doğru düşmüş olur. Çünkü asidik ortam gereğince. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3 olmalı. Bundan dolayı son sorumuza da bakacak olursak Aşağıdaki canlılarda gerçekleşen bazı tepkimeler verilmiştir. Bu tepkimelerden hangileri insanda, sindirim boşluğunda yani ağızda, midede, bağırsakta gerçekleşebilir diye sorulmuş. Nişastayı biz yeriz arkadaşlar. Bağırsağımızda bunları suyla, hidroliz enzimleriyle parçalar glikoza dönüştürebiliriz. Ama glikozumuzu, monoverimizi biz oksijenle ancak ve ancak hücrenin içerisinde parçalayabiliriz arkadaşlar. Bu hiçbir zaman vücut boşluğunda gerçekleşmez. Zaten onun için vücut boşluğunda biz kesinlikle ATP yapamıyoruz. Bunu duramıyoruz. Amino protein sentezi bakın mono, monomerlerden e, büyük polimer sentezi dehidrasyondur ve tüm dehidrasyonlar ancak ve ancak hücrenin içinde gerçekleşir arkadaşlar. Ama hidroliz bakın ne yapabiliyor? Hem hücre içinde hem hücre dışında gerçekleşebiliyor. Fakat nişastanın hücre içinde insanda sindirimi de gerçekleşmez öyle bir soru olsaydı. Neden? Çünkü nişastayı biz bağırsağımızda glikoza dönüştürür, kendi içimizde glikoz olarak alırız. Çünkü bizde glikozlardan nişasta üretecek enzim yoktur arkadaşlar. Eğer burada sindirim boşluğu değil de hücre içinde gerçekleşebilir diye sorsaydı, Birincisi, birinci öncülüğümüzü bakın yine kabul edemeyecektik. Yağ suyla parçalanmış. Yağ asiti ve gliserole bakın dönüşmüş arkadaşlar. Evet bu bizim hem hücre içerisinde hem de sindirim boşluğunda yağları yediğimiz zaman gerçekleşen bir tepkimedir. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 4 yani Ceyhan olmalıdır diyoruz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.